Herkese merhaba. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün son yıllarda oldukça popüler bir konudan bahsetmek istiyorum. Nedir o? Tabii ki de iot. Son yıllarda özellikle kullanımı çok yaygınlaşan ve bir şehir efsanesi gibi kulaktan kulağa yayılan, işte ben kullandım, şuna iyi geldi, buna iyi geldi sen de kullan şeklinde insanların birbirine kullanmasını önerdiği bir mineral iot. Bununla ilgili doğru bilinen birçok yanlış söz konusu. Bugün bu videoda iot hakkında her şeye bilimsel temelde değinmiş olacağız ve kafanızdaki birçok soru işaretine cevap vermeye çalışacağım. Gelin hep birlikte videoya geçelim ve iot hakkında her şeyi sizinle birlikte masaya yatıralım. Iot nedir? Iot latince mor anlamına gelir. Periyodik tabloda lise bilgilerinizden eğer periyodik tabloyu hatırlarsanız böyle periyodik tablonun sağına doğru flor, klor, brom, iot sıralamasında halojenler olarak nitelendirdiğimiz bir grubun üyesi bir mineraldir. Iotun besinsel kaynakları yok denecek kadar azdır. Yani bir yumurtadan, bir sütten, bir tebzeden iot alabilmek çok zor. Ülkemiz de dünyada ciddi iot eksikliği riski olan ülkeler arasında. Bu nedenle işte birazdan da bahsedeceğim. Devletin sofra tuzlarına iot ekleyerek toplumdaki iot eksikliğiyle savaşmayı amaçlamasının sebeplerinden bir tanesi de Türkiye'nin dünyadaki önemli iyot eksikliği olan ülkelerden bir tanesi olması. Iyot vücudumuzda ne yapar? Aslında iyot denince akla ilk olarak tiroid doku gelse de iyot vücudumuzdaki birçok dokuda görevlidir. Aslında bütün salgı yapan organlarımızda iyot görev alır. Örneğin bir tükürük salgısının doğru olması için de iyota ihtiyaç vardır. Bağırsak ve sindirim sistemimizdeki enzimlerin salgılanması için de iyot görevlidir. Prostat dokusunda da iyot görevlidir. Meme de bir salgı bezidir ve meme de iot görevlidir. Örneğin saç ve cilt dokusunda iot görevlidir. Yani sadece troit dokusuna değil onun yanında vücutta onlarca farklı yerde iot reseptörü bulunur. Bundan dolayı birçok insanın ya ben işte iot takviyesi kullandım. Saç dökülmem vardı, saç dökülmem azaldı. Cilt kuruluğum vardı, cilt kuruluğum azaldı. Mememde kist vardı, memedeki kistim geçti gibi söylemlerinin sebebi iot vücutta birçok yerde reseptörü bulunan, birçok yerde görev alan bir mineraldir. Peki vücudumuzda iyot eksik mi? Biz bunun eksikliğini nasıl anlıyoruz? Iotun vücuttaki eksikliğini gösteren temel test idrarda iyot ölçümü. Aslında en ideal idrarda iyot ölçümü 24 saatlik idrar topladıktan sonra onda iyot ölçmek. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Biraz zahmetli bir iş. Bu nedenle biz spot idrarda yani anlık alınan idrarda iyot kreatinin oranına bakarak vücutta iot eksikliği olup olmadığı konusunda bir yargıya varıyoruz. Ancak biraz önce de anlattığım gibi Türkiye iot eksikliği noktasında en önde gelen ülkelerden bir tanesi ve toplumun önemli bir kısmında da biz genelde iot eksikliği ile karşılaşıyoruz. Peki iyot eksikliğinin sebepleri neler? Gelin videonun ikinci kısmında da iot eksikliği sebeplerine bir göz atalım. iyot eksikliğinin sebepleri arasında en önemli rol oynayan faktör biraz önce anlattığım gibi periyodik tabloda iyotun üzerinde bulunan elementlere maruz kalmak. Nedir bu elementler? Flor, klor ve brom. Bu üç önemli elemente biz günlük hayatımızda ...birçok yerde maruz kalıyoruz. Nerede maruz kalıyoruz? Bütün diş ürünlerinde örneğin flor vardır. Diş macunlarında, diş pastalarında, diş iplerinde hep genelde flor kullanılır. Onun dışında birçok ilaçta flor bulunabiliyor. Günlük hayatta birçok yerde biz flora düşük düşük de olsa maruz kalmaktayız. Peki klora nereden maruz kalıyoruz? Bildiğiniz gibi zaten şebeke suyu klorlanıyor ve şebeke suyu kullandığımız her ortamda yani biz her ne kadar evimizde arıtma cihazı veya şaşal su da kullansak e, bulaşık makineleri sonuçta şebeke suyu kullanıyor veya duşa girdiğimizde şebeke suyuna maruz kalıyoruz. Bu gibi birçok yerden biz klor elementine maruz kalmaktayız. Yine yazın havuzlardan vesaire klora maruz kalmaktayız. Üçüncü en önemli element de brom. Özellikle yanmaz yapışmaz bütün yüzeylerde brom vardır. Örneğin yazar kasa fişleri biliyorsunuz termal kağıt. Yazar kasa fişinden tutun. Yanmaz fırın kağıtları, tavalar, araçlarımızın iç yüzeyini kaplayan döşeme gibi yanmaz yapışmaz birçok yerde brom kullanılıyor. Aynı zamanda brom unlu mamullerde topaklanmayı önleyebilir deneyici olarak da kullanılabiliyor. Bu nedenle unlu mamulleri tükettiğimizde de brom eklenmiş olma riski söz konusu. Hem iot alamıyoruz yani beslenme ile birlikte alım çok zor. Aynı zamanda maruz kaldığımız flor, klor, brom vücutta iotu tüketmekte ve modern yaşam tarzıyla birlikte bu üç elemente de oldukça fazla maruz kalmaktayız. Iotu tüketen diğer faktörlerden bir tanesi de östrojen maruziyeti. Özellikle günümüzde birçok problemin temelinde östrojen maruziyeti yatıyor. Kadın, erkek maalesef çok yaygın bir şekilde östrojene maruz kalıyoruz. Marketten aldığımız hem kırmızı ette hem beyaz ette olmak üzere bütün plastiklerde, ambalajlardan da vücudumuza östrojen girebilmekte. Erkeklerde infertilitenin, jinokomastinin yani meme büyümesinin çağımızda bu kadar fazla olmasının sebebi. Kadınlarda yine meme kanseri, rahim kanseri gibi jinekolojik kanserlerin günümüzde bu kadar yaygın olmasının bir sebebi de maalesef maruz kaldığımız bu aşırı östrojen olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer vücutta iyot tüketen faktör de sigara maruziyeti. Sigarada yine vücutta Iot tüketen en önemli e, sebeplerin başında gelmekte. Iot tüketen sebeplerin bir tanesi de hamilelik gibi ihtiyacın arttığı durumlar. Normalde bir insanın günlük Iot ihtiyacı hamile olduğu dönemde iki katına çıkıyor ve gebelikte Iot takviyesi de bebeğin mental gelişimi için, IQ'sunun gelişimi için oldukça önemli. Dolayısıyla bir gebelik takviyesi kullanırken yani folikasit, asit, B12 gibi bir takviye kullanırken içerisinde iot olmasına da ayrıca dikkat etmekte fayda var. En önemli iot eksikliğinin sebebi de iot alımındaki problem. Ülkece maalesef iot alımında ciddi problem yaşamaktayız. Gelin videonun diğer kısmında da iot kaynakları neler? Iot alabiliyor muyuz? Alamıyorsak yerine nasıl koyabiliriz? Bundan bahsedelim. Iyot eksikliğinin en önemli sebebi de maalesef iyotu besinlerle birlikte alamıyor olmamız. Videonun başında da anlattığım gibi bir sütten, yoğurttan, sebzeden, meyveden maalesef iyotu tam anlamıyla alamıyoruz. İyot en çok deniz mahsullerinde bulunuyor ancak ülkece biz iyot fakiri bir ülkeyiz. Bu nedenle Tarım Bakanlığı da yıllar önce Türkiye'deki bu iyot eksikliğini nasıl yenebiliriz diye düşündüğünde sofra tuzlarına iot eklenmesiyle ilgili bir kanun yayınlanmış. Yani demişler ki her insan zaten günde 3-4 gram tuz kullanıyor. Biz buna göre sofra tuzlarına iot eklersek toplumdaki iot eksikliğini engelleyebiliriz. Ancak yapılan çalışmalarda da hem o iotlu tuzlarda yapılan incelemelerde yeteri miktarda iot içermediği gösterilmiş. Aynı zamanda zaten biliyorsunuz biz sağlıklı yaşam içinde tuz tüketimini en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Tansiyondan ve diğer kronik hastalıklardan korunmak için aynı zamanda Yemek pişmeden önce ekilen bir tuzdaki iyot maalesef uçup gitmekte. Aynı zamanda yine işte mutfağımızda davlumbazın kenarında bekleyen o tuz sıcağa maruz kalıyor, neme maruz kalıyor ve dolayısıyla içerisindeki iyotun da önemli bir kısmı zaten bekleme safhasında uçup gidiyor. Tuzla birlikte de biz tam anlamıyla iyot alamıyoruz. Hem sofra tuzundan iyot alamadığımız gibi bir de videonun bir önceki kısmında anlattığım gibi flor, klor, klor, brom maruziyeti, östrojen maruziyeti sigara maruziyeti gibi faktörlerde vücutta iotu tüketmekte. Peki ne kadar, nasıl iot kullanmamız lazım? Normalde Tarım Bakanlığı'nın bir insanın günlük ihtiyacı olarak belirlediği iot miktarı 150 mikrogram. Ancak hem besinlerle birlikte bu 150 mikrogramı tam anlamıyla alamıyor olmamızdan kaynaklı hem de vücutta bunu tüketen ve modern yaşamla birlikte bununla savaşan birçok faktör olmasından kaynaklı bu ihtiyacın günümüz şartlarında bir miktar daha fazla olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Yani sağlıklı bir insan günde 600 mikrogram, 750 mikrogram gibi iot dozlarını tölere edebilmekte. Zaten son yıllarda bu kadar kadar yaygın iot farkındalığı oluşmasının temel sebeplerinden bir tanesi de Japonların günlük iot alımının oldukça yüksek olması ve Japonlarda da birçok kronik hastalığın daha az görülmesi. Buradan yola çıkarak birçok insan iot kullanabiliyor ancak bu iot kullanımı da birçok riski içerisinde barındırmakta. Burada yanılan bir nokta var. Yani Japonların özellikle o sushi'yi sardıkları örneğin suyosunu dediğimiz en çok tükettikleri maddelerden bir tanesi bu suyosunun yaş ağırlığı ile kuru ağırlığı, pişip pişmemiş olması gibi birçok faktör iot miktarını değiştiriyor. Yani bazı görüşler Japonların günlük iot alımının 20 mg, 30 mg gibi yüksek dozlar olduğunu varsaysa da ancak yapılan çalışmalar Japonların günlük iot iot alımının 1 mg 2 mg gibi dozlar olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak bu 1 mg 2 mg bile aslında biraz önce bahsettiğim Tarım Bakanlığı'nın önerdiği 150 mikrogram dozunun bile neredeyse 10 katı. Ben de sağlıklı bir insanın günlük işte 750 mikrogram 1000 mikrogram yani 1 miligram dozunda iot alabileceğini savunuyorum. Kendi hayatımda da her gün 600-750 mikrogram gibi dozlarda yani damla 150 mikrogram iot olan takviyelerden her gün 3-4 damla suyuma damlatarak ben de her gün iotu hayatıma dahil etmeye çalışıyorum. Iot kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi iot kesinlikle selenyumsuz bir şekilde kullanılmaması gerek. Neden böyle? Çünkü iot tiroid dokusuna alındığında tiroid dokusunda oksidasyon meydana gelir. Bu oksidasyonla savaşan en önemli mineral ise selenyum dur. iyotun kullanılırken yarattığı vücuttaki zararlı etkileri ortadan kaldıran, onu nötralize eden mineral selenyumdur. Bu nedenle iyot kesinlikle selenyumsuz kullanılmaması gerekir. Ancak son yıllarda özellikle Lugol solüsyonu denilen bir çözelti oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta. Lugol nedir? Lugol normalde majistral olarak eczanelerde hazırlanması gereken bir karışımdır. Bir damlasında örneğin %5'lik Lugol'de 6.25 miligram, %2'lik veya %3'lik Lugol gibi daha düşük dozlarda da 2 miligram 3 miligram gibi bir damlasında iot barındırır. Yani %5'lik Lugol'ü varsayarsak normalde Tarım Bakanlığı'nın önerdiği günlük almamız gereken 150 mikrogram dozunun neredeyse 40 kat daha fazlası bir damlasında iot içerir. O nedenle bir sağlık profesyonelinin gözetiminde olmadan kesinlikle Lugol takviyesi kullanılmasını önermiyorum. Aynı zamanda selenyumsuz olduğu için Lugol çözeltisi hem bu kadar yüksek doz iot kullanıp hem de selenyumla desteklemezse kaş yapayım derken göz çıkarabiliriz. Hep işte güzel yorumlar paylaşılıyor veya belki siz hep güzel yorumları okudunuz. Ancak kafaya göre iot kullanımıyla birlikte bir o kadar da tiroid değerleri alt üst olan, vücudunda istenmedik birçok yan etki ortaya çıkan birçok insanda bulunuyor. Burada güvenilir olan yöntem nedir? Biraz önce de anlattığım gibi takviyeci gıda onayı olan selenyumla birlikte bir kombinasyon olan ve damlasında 150 mikrogram iot içeren bir takviye edici gıda ile birlikte günde 3-4 damla iotu herkes hayatına dahil edebilir. Eğer idrar tahlili yaptırdık ve idrarda ciddi anlamda bir iot eksikliği saptandıysa günde 2-3 mg, mg gibi damlasında 150 mikrogram iot olan damlalardan, takviye gıda olan damlalardan günde 15-20 damlaya kadar da çıkılabilir eksikliği yerine koyana kadar 2 mg, 3 mg gibi dozlarda da bir süre eksikliği yerine koyana kadar kullanılabilir. Bu yüksek doz yani 2 mg, 3 mg gibi dozlar kullanırken de kesinlikle 200 mikrogram selenyumla birlikte bu kullanımı desteklemek gerekiyor. Sonuç olarak iot kullanmak önemli. Iot vücudumuzda birçok yerde görevi olan bir mineral. Hem maruz kaldığımız halojenler yani flor, klor, brom maruziyeti hem sigara ve östrojen maruziyeti vücutta iyot seviyesini azaltmakta. Aynı zamanda besinlerle birlikte alamıyor olmak ve ülkemizin ciddi anlamda iyot eksik olan ülkeler arasında olması da iyot kullanımını zaruri hale getiriyor. Iot kullanırken dikkat etmemiz gereken en temel konu iyotu selenyumla birlikte kesinlikle kullanmak ve kafaya göre lugol çözeltisi gibi yüksek dozda iyot içeren takviyeleri kullanmamak. Onun yerine takviyeci gıda onayı olan selenyumla birlikte bir kombinasyon olan damlasına 150 mikrogram olan damlalardan normal sağlıklı bir insan olarak hayatımıza dahil etmek için günlük ihtiyacımız olan iotu almak için günde birkaç damla her gün suya damlatıp hayata dahil edilebilir. Ancak tahlil yaptırdıktan sonra bir eksiklik söz konusuysa belli bir süre daha üst dozlar olan 2 mg 3 mg gibi dozlara çıkılarak yine selenyumla birlikte olmak üzere belli bir süre eksiklik yerine konulabilir. Iotla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımı tüm DNR'lardan, Penguin Kitabevi gibi fiziki kitap evlerinden aynı zamanda Amazon, Kitap Yurdu hepsi burada, Trend Yol gibi yine DNR gibi online satış noktalarından da temin edebilirsiniz. Orada da IOT'u ve tiroid değerleri ne olmalı, tiroid fonksiyonları ne olmalı detaylı bir şekilde anlattım. Yine videonun altından da satın alma linkine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Apple Podcast, Google Podcast Podcast ve Spotify Doktor Mustafa Kalkan ile Sağlık Notlarım isimli podcast serisinden bu eğitimleri podcast formatında da dinleyebilir ve Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından beni takip ederek kafanıza takılan soruları oradan da bana DM yoluyla iletebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.